Bugün biraz daha taktiksel açıdan yaklaşacağım ben bu karşılaşmaya. Özellikle hafta sonu alınan sonuçlar itibarıyla oldukça önemli bir maç olacak bu karşılaşma. Malum Beşiktaş'ın yenilgisi, Fenerbahçe'nin puan kaybı zirveyi yakından ilgilendirecek bu karşılaşmanın sonucu. Şimdi özellikle Trabzonspor kanadına bakacak olursak, Trabzonspor Şenol Güneş geldiğinden bu yana 4-4-1-1 gibi oynuyor. Bu dörtlünün orta saha dörtlüsünün ikisi Selçuk Kolman. İkisi de savaşkan olmayan, top ayağındayken etkili olabilen fakat defansif açıdan sıkıntılı oyuncular. Dolayısıyla Bursaspor bugün eksikleri de olsa geniş kadrosu olduğunu düşünüyorum ben Bursaspor'un. Evet. Orta saha açısından daha üstün olacağını bekliyorum. Daha üstün oynamasını bekliyorum. Zaten bir müsabakada orta sahayı ele alan maçı da götürür felsefesiyle. Ben Bursaspor'u bu akşam çok şanslı görüyorum. Evet. Ama tabii dikkatli olmak zorundayız. Etkili ayakları var. Etkili oyuncuları var. Birebir kadro kıyaslaması açısından da baktığımız zaman Bursaspor'un kadrosunda herhangi bir oyuncu Trabzonspor kadrosunun herhangi bir oyuncusundan aşağı kalır tarafı yok. Fazlası var. Evet. Dolayısıyla kadro olarak da üstün olduğumuzu düşünüyorum. Güzel bir Bursaspor galibiyeti izleriz bu akşam. Yattar, Ömer Erdoğan, Teofilo yok. Bizde de Volkan ve Sercan yok. Ama dediğiniz gibi kadro derinliğimiz mükemmel. Bizim kadro derinliğimiz mükemmel. Gol varyasyonlarında çok böyle birilerine bağlı olarak gol atan bir takım değiliz biz. Yani farklı şekillerde golü bulabiliyoruz. Hani Sercan'ın olmaması da belki bir handikap gibi gözükse de bir Turgay Bahadır çıkıyor, gol atıyor. Yan toplardan Ömer Erdoğan dahil atıyor. Gol bulabiliyoruz. Dolayısıyla bu açıdan biz şanslıyız diye düşünüyorum. Özellikle de orta sahada üstün olacağımızı düşünüyorum bak. Çok teşekkür ediyoruz Altan'ın engin yorumlarınız için.